Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün hem güzelliğiyle hem de kamera önünde ve sahnedeki başarılarıyla adından hep söz ettiren sevgili Güngör Bayrak konuğum. O aslında bir savaşçı. Doğduğu andan itibaren mücadele eden ve hep ayaklarının üzerinde sağlamca durmayı başaran müthiş bir kadın. Bence hayatı film senaryosu. Hoş geldin Güngör. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok zarif ve çok güzel bir anlatım oldu. Çok mersi. Güngör. Ne kadar güzel bir ismin var. İyi dilekleri içeriyor adeta. Senden hikayesini dinleyebilir miyiz, isminin hikayesini? 6 aylık, 3 aylık artık çeşitli söylentiler var ama biyolojik ailemden ayrılıp Konya'da iyi durumda olan bir aileye evlatlık veriliyorum. Artık çelimsiz miydim kaderimden dolayı mı bilmiyorum. Annem demiş ki, annem diyorum çünkü beni büyüten kişi annem. Ay demiş, adını Güngör koyalım da gün görsün demiş. Ya ne güzel, hakikaten. Aslında Şerife'ymiş adın değil mi? Evet. Çünkü ama o da çok güzel. Şimdi söylenişi bir var. Bir şeref. Aynen öyle. Şarifa deniyor. Anlamı da soylu aileden gelen, asil aileden gelen, asil kişi demekmiş. Yani iki ismi her de iki çok seviyorum. Her iki isminle bin yaşa canım çok benim. Ayrılmış bir karı kocanın çocuğu olarak dedin ya, başka bir aileye verildim diye. Ama öz anne babanla 13 yaşında tanışmışsın. İlk tanıştığında neler hissettin? Bir kere ilk söylendiğinde diyeyim size. İlk söylendiğinde tam kelimeleri hatırlamıyorum ama annem dizinin dibine oturtmuştu beni. Sokağa bakan tarafa ben oturdum. O arkası dönük. Bir şeyler söyledi, çok hatırlamıyorum onu ama cümlesi bittiği andaki olayı hatırlıyorum. Filmlerde karestop yapılır ya, hani atom bombası düşer mesela, kuşlar uçuyordur durur, birisi yürüyordur durur falan. Bisikletli falan geçiyordu orada, durdu. Demek ki büyük bir şok yaşadım. Durdu evet. Hayat. Sonra onlardan ayrılman, seni yetiştirenlerden ayrılman zor oldu mu? Çok zor oldu. Değil mi? Çok zor oldu. Çok imkanlı el bebek gül bebek büyüdüğünüz bir aileden 2 odalı işte mütevazi bir çok mütevazi yaşama. Hatta bir yere gidiyorsunuz ve tanımadığınız hiçbir şekilde bir iletişiminiz olmamış insanlarla beraber oluyorsunuz. Neyse ki benim annem bana oku adam ol dediği için o ortaokul son sınıfı mutlaka devam edip bitirmem gerekiyor diye Çubra'da bitirdim. Ya. İşte sonra da yatılı okulu imtihanlar falan bir yol. Yani şimdi bu ailenin imkanlarının az oluşu nedeniyle mi sen yatılı mektepte okumayı tercih ettin? Hayır. O değil ama o da var. Yani o da var. Çünkü bilmediğiniz bir ortam. Evet. Katiyen uyum sağlayamayacağım. Ve bir de bir şey sezinlemiştim. İşte Konya'da büyümüş, güzel Türkçe konuşan tam 13-14 evlilik yaşına gelmiş kız. Böyle bir şey sezinledim. Ben okuyup iyi dinleyen bir insanım. Büyükleri de dinlerim. Zaten ev kızıydım. Annemin dizinin dibinde oturduğum için birçok şeyi dinledim. Beynimden bir sürü şey geçirdim. Onu da hissettim. Şu okulu bitirmem lazım ve oradan uzaklaşmam lazım. Zaten çocukluktan beri de öğretmen ol. İşte 3 ay tatili vardır. Hanımlara yakışır, çocuklarla birlikte olunur diye. Sana yakıştırılan bir meslek. Aynen öğretmen. Öyle. Önce öğretmen okulu imtihanlarına girdim. Sonra da Ankara Hacettepe, o da yatılı. Tabii orayı kazanınca ben dönmedim ve orada kaldım. Ankara'da kaldın. Hacettepe'de hemşirelik okudun. Evet. Hemşirelikle ilgili böyle bir hevesin var mıydı? Şimdi ya da kazandığın için mi seçtin? Aynen öyle. Ben yani kader mi diyeyim artık o anki durumlardan dolayı mı bulduğum yolda başladığım işte mutlaka başarılı olmaya çalışırım. Hmm. Yani okurum, yazarım, ilerlemek için bir sürü gayret sarf ederim. O andaki tek amacım Hacettepe'yi bitirip işte orada kademe kademe yükselmekti. Hatta yüksek hemşireliğe de gitmeyi düşünüyordum. Nasıl olur diye sormuştum.
Harika. Tıbba geçemiyorduk ama tabii. Doktor olamıyorduk. Yatılı okul yıllarındaki duygularını anlatmak isteyebilirim senden. Çünkü aşağı yukarı ben de yatılı mektepte okumuş bir çocuk olarak. İnsan yatağa başını koyduğu zaman ne düşler neler geliyor. Yapacakları, yapmayı hayal ettikleriyle dair. Senin düşlerin yüksek hemşire olmak mıydı? Çünkü okul bittikten sonra sen İstanbul'a geldin ve İstanbul'da daha küçücük, gencecik yaşında aslında tiyatroydu seni ilgilendiren, değil mi? İlgini çeken tiyatroydu. O nedenle belki de. Sonra bir otele çalışmaya girdin ve orada kahveci güzeli dendi sana. Ya çok küçücük, gencecik yaşta kahve mi ikram ediyordun lobide, ne yapıyordun? Evet, evet. Herhalde onun için kahveci güzeli. Evet. Güzel olduğunu ama herkes fark etmiş. Çok teşekkür ya. Ederim. Şimdi yatılı okuldaki hayatımda işte girdiğim yolda ilerlemeye çalıştım. Çok hayal kurduğumu söyleyemeyeceğim. Hı hı. Çok yalnızlık çektim. Tabii ki aileden uzak kalmak ama yeni ailemin özlemini asla çekmedim. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir alakam yoktu. Yani biraz gaddarca mı olacak bilemiyorum ama kan filan çekmiyor. Kim size emek verdiyse. Tabii ya, doğuran mı, ona bakan mı, büyüten mi annedir? Bu çok büyük bir gerçek. Onu hepimiz üç aşağı beş yukarı yaşadığımız için anneliği emek. Laka. Peki hemşirelik, hani çok istikrarlıydın, bunu bitirmem gerekiyor falan. Bitirmeden okulu herhalde İstanbul'a geldin, tiyatro yapmak istedin. Sonra işte kahveci güzeli dendi sana ve aslında senin anlatmanı istiyorum. Vitali Hakko'yla tanıştın mı yoksa onu tanıdıktan sonra mankenlik okuluna mı gittin? Yani sen anlat. Ben anlatayım, nasıl evet. Anlatayım. Şimdi tiyatro... İçin geldiğini biliyorum. Efendim? Tiyatro için geldiğini biliyorum. Esasında Ankara'da başladım. İstanbul'da Devekuşu Kabare'nin bir oyunuyla tekrar Ankara'da turne yaptık. Yani turne gibi geldik. İkinci oyunda bir rolüm olmadığı için ve de tiyatronun imkanları, yani maddi imkanları benim hayatıma devam etmeme müsaade etmediği için... Daha istikrarlı bir iş bulmam gerekiyordu. Bu arada Hacettepe'ye gelişim de burslu da olduğu içindi. Aha. Fakat belli bir süre sonra o burslar bitti. Bitti, yetmemeye başladı. İstanbul'da işte bir tek otel var. En ünlü otel. Girmesi çıkması çok önemli. Çok değerli insanlar geliyorlar. İşte gazete sahipleri veyahut da işte büyük holding sahipleri. Orada başladım. O da bir seçimle oldu. Evet. Evet. Sonra da işte kahveci güzeli oldum lobide. Gelen turistlere 8-10 tane bile yapabiliyordum mangal üzerinde. Fakat ben biraz şans, biraz da dinlemeyi bildiğim için hep bunlar bana önerildi. Mesela tiyatro geçinemiyorum, yapamıyorum. Ne yapsam, Ankara'ya mı dönsem derken bu... Büyük Otel'in bu ilanı söylendi. Bana gittim, müracaat ettim. Seçildim. Efendim. Vakko için aynı şey söz konusuydu. Ankara'da da ben çok zayıf, işte böyle o zaman modaydı. Tayt gibi pantolonlar vardı. Ve siyah çok da sevdiğim için balerin zannediyorlarmış beni. Sormuşlardı. Balerin. Ay ne kadar. Fizik tabii çok önemli. Balerin de olabilir miyim acaba diye. Onun da bir hikayesi var. Dediler ki işte böyle böyle bir şey var, müracaat etsene. İzin günüm tutmuyor, müracaat tarihi bitiyor izin günüme kadar. Arkadaşlarımdan birisi gün değiştirdi. Gittim. Ondan sonra seçildim. Hatta jüri önünden geçerken gazetedeki resim benim resmim. Ay. O zaman Duygu Asenalar, Halit Kıvançlar, jürideler, işte evet. Vitali Hakko, oranın halkla ilişkiler müdürü Kaya Bey'di zannediyorum. Tabii çok mutlu oldum. Sonra büyük defilelerde başladı. Yine o oteldeydik. Tabii kısa bir bana izin verdiler. Peki böyle bir dönemde İstanbul'da yalnızsın. Arkadaş, destek verecek, akıl danıştığın birileri var mıydı? Yoksa hep sen bunları tek başına mı başardın?
Dediğim gibi güzel söyleyenler, yol gösterenler olmuş. Oldu. Reklam konusunda da evet, bir hayli reklam çünkü filmi. Hem mankenlik hem birçok da reklam filmi teklifi gelmeye başladı peş peşe. Senin güzelliğin hemen insanların dikkatini çekmeye başladı ve sinemayla tanıştın. Kara Murat Fatih'in Fermanı, değil mi o ilk film? Evet. Peki sinemaya geçişin nasıl oldu? Şimdi defileler, ekspozisyonlar, son derece istikrarlı çalışıyorum, çok disiplinliyim. Bir hafta diye başladığım işler iki hafta devam ediyor. Onda bir sıkıntı yok. Fakat bir yedinci sanat var. Ve defilelerde 500 kişi, 600 kişiye hitap ediyorsunuz. Sinema başka bir şey. Ve tabii sizleri seyrediyoruz. İlk herhalde Ayşecik falan seyretmiştim. Herhalde. Çocukluğumda. Bir yedinci sanat ve çok kalıcı bir sanat dalı. Hele tiyatroyla da tanışmış vaziyettesin. Evet, çok tiyatro seyretmiştim. Hakikaten o da bambaşka bir şeydir. Bir kere seyirci olarak oynadığımdan daha çok oyun seyretmişim. dolayısıyla bu konuda da bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyordum. Evet. Teklifler de geliyordu. O zaman bu teklif tabii ki hem şirketin büyük bir şirket olması hem de işte başrolünde oynayan kişinin çok ünlü olması. dolayısıyla kabul etmiştim bunu. İyi ki etmişsin. Sonra arkası gelmeye başladı. Değil evet, mi? Evet. Devam. Hasiple Nasip. Evet. Ondan görüntülerimiz var. Senin ilk yılların. Benim için şöyle bir önemi var. Yönetmen Atıf Yılmaz. Çok kıymetli. Umur Bugay öyle senaryosu. Aslında toplumsal taşlamaların olduğu bir film. Belki komedi ama Zeki Metin'in olduğu. Sen sinemaya girdiğin an, sinema ile ilgili neler hissetmiştin? Sinema büyüsüne hemen kapıldın mı? İstersen önce VTR'mizi bir izleyelim. Olur. Sonra senin sinema ile ilgili duygularını alacağım. Babacığım. Perihan. Babacığım. Aman idare et. Canım babacığım benim. Efendim, kızınızı Salim'den getirdim komutanım. Şey, beyefendi. Hoş geldin, hoş geldin yavrum. Çok özlemişim seni yavrum. Teşekkür ederim. Adınız? Estağfurullah, bir şey değil. Efendim, adım Nasip. Reis Namzedi Muhlis Bey'in oğlu. Asker değil mi siz geldiğinizde? Nasip Bey'le otobüste tanıştık. Eksik olmasın, çok iyi arkadaşlık etti bana. Rica ederim, vazifemiz. Böyle sizin gibi sayın kaymakamımızın kızı böyle biricik üniversite mezunu bir doktor hanıma. Ya, hiç sormuyorsun babacığım, tıbbiyeyi nihayet bitirdim. Ya bu sinema ne büyülü bir sanat değil mi? Sen de etkilendin. Evet. Çok bambaşka bir dünyaya girdin. Duygularını merak ediyorum. İlk heyecanını merak ediyorum. Bir kere tiyatroda birlikte olduğum Zeki ile Metin. Bir anda aynı kameranın filmde önünde olmak. Dediğiniz gibi Atıf Yılmaz, Umut Bey. Çok güzel. Ama tabii sinemanın bana getirdiği o zaman yeni bir oyuncu olarak gelir. Tabii ki. Başka yerlerden kazandığım geliri karşılamıyordu. Benim de bir gelir elde edip bir birikim yapmam gerektiği için. Çünkü geride güveneceğim hiçbir dal olmadığı için. Maalesef o dönemlerde bana teklif edilen birçok filmi reddetmek zorunda kaldım. Çünkü 15 günlük ekspozisyon anlaşması yapmışım. Evet. Hani gayet güzel bir gelirin var. Gelirim var. Ama sinemada böyle bir gelir yok. Yok. Onun için bir sürü filmi reddet, belki çok daha içine girmiş ve bir sürü de ödül almış olabilirdim. Mesela birisi Hakkari'de Bir Mevsim. İsterdin değil mi? Tabii ki isterdim. Televizyon dizisi var, Kartallar Yüksek Uçar. Atilla. Ya. O zaman sahne çalışmalarım vardı galiba. Bir tane daha vardı.
Onu şu anda aklıma... Mesela 14 numara evlilikten sonra bana teklif edilmişti. Ama bu arada Sabuha, At Gözlüğü, Süpermenler, Gelin Kayası gibi derken peş peşe filmlerde de oynadın. Ama bir film var ki sana Antalya Altın Portakal Ödülünü kazandırdı. Ya Düşman, Düşman önemli bir film. Çok. Ondan görüntülerimiz var, izleyelim mi? Ay, çok mutlu olurum. Dalga geçme kadınla. Hep aynı şaka, aynı soğukluk. Öf yani, öf, öf. Boşuna sevinme. Birkaç gün sonra kırık kumbaranı alır paranı gene içinden. Boşuna sevinme. Söz verdi babam. Bir daha kumbaramı kırmayacağım. Değil mi babacığım? Kırmayacağım kızım, kırmayacağım. Babanın sözüne güvenilir mi be? Hangi sözünü tuttu ki onu da tutsun? Bari! Kaçtı namussuz hayvan. Nereye gitti bu ya? Yılmaz Güney'in yapımcısı, hatta senaryosunu yazdığı bu filmi Zeki Ökten yönetti, evet, değil mi? Evet. Ya bu aldığın ödülün çok ilginç bir hikayesi var. Sen anlatır mısın? Benim bütün çabalarım bazen böyle yıllar sonra meyvesini veriyor. Meyvesini veriyor. Şimdi 79 yılında hatırlarsanız Antalya Film Festivali'nde ödüle layık film olmadığı söylendi. 80 yılında da işte benim filmim de var. Bir sürü güzel filmler var. Fakat bana çok kuvvetli adaysın, mutlaka Antalya Film Festivali'ne gitmen lazım dediler. Hazırlık yapıyorum artık, bir hafta 10 günü kalmış, ne bilsem ne yapsam gibi, alır mıyım almaz mıyım? Bir anda bir değişiklik oldu biliyorsunuz yönetimde. Evet. O da iptal oldu. Fakat tabii ki jüri o zaman... Yönetimde değişiklik olduğu dedi. 80 ihtilali oldu. 80 ihtilalinden bahsediyorum. Durdu her şey tabii, iptal. O sokağa çıkma yasakları vesaire, evet, sonra açıldı. Fakat jüri filmleri seyretmiş. O zamanki en ünlü gazetede Altın Portakal'ı Güngör Bayrak aldı Düşman filmiyle diye yazılmış. Erkek oyuncu da Aytaç Arman. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bana yine bir ekspozisyona gidiyorum. Birisi dedi, biliyor musun dedi, gazete yazıyor dedi. Ah! Ya. Jürik değerlendirdiği için. Çok güzel. Ben artık Altın Portakal'ı aldım diye konuşuyorum. Evet. Fakat tabii ödül olarak değil, sinema yazarlarından. Aradan yıllar geçti. O ödül bir türlü gelmedi. Katiyen gelmedi. Bir Çin eşim çok seviyordu uzak ülkelere gitmeyi, seyahat etmeyi. Çin'e gittik. Ve yeniden bir değerlendirme yapılıyor. 79-80'in filmleri. Onu biliyorum. Çünkü bir röportaj falan da yapmışlardı benimle. İşte ne düşünüyorsunuz kaç yıl sonra falan filan. Gittim ben ödül töreni ve ben ödül alıyorum. Fakat... grup vizesiyle çıktığımız için karı koca dönemiyoruz. Bir de tam tarakotalar ve Çin Seddi'ni gezeceğimiz son iki gün. Yine talih. Ama Erkan yani... Özarman aldı, o bana verdi. Evet. Evinde duruyor, çok mutluyum. Erkan Özarman dedin. Erkan Özarman deyince müşterek dostumuz, sevgili dostumuz. O işinin duayeni, o yetenek avcısı benim gözümde. Seni tanıyıp senin yeteneğini fark edince şarkı söylemeni istiyor. Çünkü müthiş bir fiziğin var ve yaptığın işi de çok güzel yapıyorsun. Böyle bir teklifle karşılaşıyorsun. Ama onun öncesinde galiba Toprağın Teri filmi. Yani o da çok önemli bir film değil mi? Orada da rol arkadaşların Fikret Hakan, Bulut Aras. Erol Taş, hatta Taş, değil tabii mi? Ki, tabii ki. Yani o da önemli filmlerinden biri, onun için onu unutmayayım. Yol filmiyle ilgili seni aradılar mı?
Yolda da oynadım. Yani Yılmaz Güney'le iki film üst üste yaptım işte Düşman, Yol. Evet. Sonra o başka bir filmi dışarıda yapmıştı, hatırlarsınız. Tabii. Onun da hikayesi var. Uzun oldu festivale giderken. Bir kısmını keselim meselim derken filan. Bir anlık yok olmam var. Sonra tekrar dahil olmam var. Yine yıllar yıllar sonra full versiyon. Altın Palmiye kazanan filmlerin gösterildiği 2017'ydi zannediyorum. İşte 3 sene oldu. Cannes Film Festivali'ne davet ettim. Galalarına katıldım. Ne güzel. Kokteyllerine katıldım ve burada da Fransız konsolosluğunda bir özel gösterim yapıldı. O da yıllar yıllar sonra oldu. Ama yani bir laf vardır, şu anda toparlayabilecek miyim? Pırlanta çamurda da olsa pırlanta diye. Yani hiçbir şekilde değerini kaybetmiyor. Gerçekten bir değerse. Ki aldığın bu ödüller, oynadığın bu filmlerin her biri birbirinden kıymetli. Teşekkür ederim. Şimdi Erkan Rezervan dedik ya, o sevgili Erkan. Sahne hayatına öyle bir girdin ki of, müthiş. Ve böyle üst üste sahneye çıkmaya başladın. Fahrettin Aslan'dan sana Maxim'de yer alman, sahne alman için teklif geldi. O nasıl oldu? Senin anlatmanı istiyorum. Şimdi sanıyorum Bebek'te çalışıyoruz. Şu anda yok orası. Ya. Ve yine matine suareler, evet, geceler. O zaman biliyorsun bir ay, iki ay, üç ay devam çalışıyorduk. Evet. Hafta sonu 15 günde bir falan değil, matine suareler. Haftada 7 gün zaten var. 2 de matine var, değil mi? Tabii tabii. bir gün ön masalardan birinde Fahrettin Aslan ve Erol Simavi oturuyorlar. Şarkılarımı söyledim, içeri girdim. Asistanlarım da var o zaman. Asistanım var, larım demeyeyim, bir tane. Dedi ki kalktılar dedi. Seni seyretmeye gelmişler dedi. Ha. Normalde gazino bitmeden kimse kalkmaz. Tabii. Ondan sonra meğerse haber alıyorum ki işte Erkan Bey'in de organizasyonuyla beni seyretmeye geliyorlar ve diyorlar ki Maxim'e gelecek. Hmm, oradan programı bitirir bitirmez Maxim'e başlamıştık. Evet. Çok da güzeldi. Aylarca. Değil mi? Program yapmıştık. Emel'le beraber yapmışız. Evet. Ah, ne güzel. Emel sayın. Ne güzel. Bayağı uzun süreli birlikteliğiniz var Maxim Gazinosu'nda. Bir yandan düşünüyorum da birçok arabesk şarkıcısıyla yaptığım filmler var. İbrahim Tatlıses'le var. Sabah. Orhan Gencebay'la Zulüm var. Başka Ferdi Tayfur'la. Sen de mi Leyla? Sen onun şarkısı de, sen da. De mi Leyla? Hatta Gökhan Güney'de var. Zulüm. Hepsi birbirinden çok büyük popüler olmuş filmler, değil mi? Sen bu filmleri yaparken, bir yandan da sahneye çıkarken, hatta halk konserleri yaparken, bir de başka şehirde bir sete doğru koşarken, nasıl bir tempo, nasıl başın dönmüyor muydu, yorulmuyor muydun bu kadar yoğun çalışmaktan? Valla yorulmuyordum desem inanın. Taksim'deyken tam karşısında otelin altında spor salonu vardı. Orada sporumu yapıyordum. Şan dersi için hocama gidiyordum. Oradan geliyordum. Sahne arkasında da son birkaç dakikada tekrar ıhlamurumu içerken yine sesimi açıyordum. Sahneye çıktığım zaman çok cesurdum. Yani aksayacağım, şu olacak, bu olacak diye düşünmezdim. Çünkü hem şan dersleri alıyordun hem piyano derslerini. Aslında kendini bu alanda da yetiştirmek için eğitim görüyordun yani. Kesinlikle. Çok severim. Kurs evet. Severim, eğitim severim. Sertifika bayılırım. Olsun. Güzel, güzel. Ve o kadar önemsemiştin ki yaptığın işi, bir de plak çıkardın. Değil mi? Telefonumu bekle. Çok güzel. Kim bilir ne kadar çok satmıştı. Ben hatırlamıyorum. Sen hatırlat. 400 bin satmıştı. Bayağı. Ve duyduğum çok güzel bir şey vardı. Birkaç hafta, yani 3-5 haftada liste başı kaldı. Plakçılar bir köşe açarlarmış. Hı hı. Oraya. Bu kız devam edecek, çok güzel olacak. Buna köşe açıyoruz, kutu açıyoruz. Öyle bir tabir varmış.
duymuştum, çok mutlu olmuştum. Ya tabii. Yani sesin güzel, sen güzelsin, çok popülersin, bir yandan sahneye çıkıyorsun, herkes geliyor hayran hayran seni izliyor, bir yandan gazetelerdesin, yani çok popüler bir dönemindesin. Siz de benim solistlerimden biriydiniz, en kıymetlisiydiniz o dönemde. Canım, hep beğendim, hep sevdim seni zaten. Bu kadar her şey mükemmelken hayatında, Paris'te bir ödül töreninde, hatta olimpiyada ilk eşinle tanışıyorsun. Onun hikayesini senden dinleyelim. Yine Erkan Özerman. Başrollerde. Canım. Şimdi Ramazan'da çalışmıyoruz. Hı-hı. Programları bitirdik. Bir Paris'e gideceğiz. Tabii Erkan Bey'in bir ayağı orada. Oradan da Amerika'ya gideceğiz. Ben çünkü Amerika'ya hiç gitmemiştim. Hı. Dedik Amerika'ya gidelim, bir görelim. Paris'e gittik ama nedenimiz tabii ilk etapta, hani beni Paris'e götürüyor ama önemli olan bir şey var. O zamanki senato başkanı Monsieur Alain Poher'di. Erkan Bey'e uluslararası bir ödül veriyor. Hı. Bir de Rika Zaray. Hı. Diş kitaplarından dolayı zannediyorum milyonlar falan sattı. İki ödül veriliyor. İşte olimpiyada davetler. Bir sürü insanla tanıştım tabii ki. İşte orada eşimle de tanışmışım meğerse. Çok güzel. O şekilde. Sonra bir Paris macerası başladı. Şunu söyleyeyim. Şimdi lady'lik, işte şunluk. Eşinle evlenince sen lady oldun. Evet, mi? Onun bir sir ünvanı olduğu için lady oldun. Sen lady oldun. Evet. Evet. Fakat bunların hepsinin dışında bir şey var. Hı-hı. Şimdi görüştüğüm insanların yaş ortalamaları tabii ki benden yüksekti o zaman. Çok konuştuğum insanlar, mesela annesi Hollywood'da figüranlık yapmış bir hanımefendinin. Hı-hı. Öbürünün başka bir şey, öbürü bir şarkıcılık denemiş. Lady'lik şudur budur değil. Sanatçı olduğum için çok sevildim. O long play elimde olduğu zaman ya da birkaç televizyon programına da katıldım ben Paris'te. Onları seyredi. O olmadan bir şey diyerekten o sanatçı olmanın, yani benim sanatçı olmamın onlara çok... daha değerli geldi. Değerli geldi ve çok önemli bir şey sanatçı olmak. Elbette, elbette. Her zaman ve her yerde. Bir değer daha var hayatımızda, evlat sahibi olmak. Senin de çok yakışıklı bir oğlun oldu. Değil mi Tarık? Ay vallahi bak tık tık etti bir anda. Eder değil mi? Vallahi etti. Bambaşka bir şey. Allah bağışlasın. Şu anda abi, o nerede, ne yapıyor? Efendim şimdi o Miami'de. Zaten biraz küçük yaşlarda Amerika'ya gitti ve orayı benimsedi. Burada da işte imtihanlar, kuyruklar, kurslar vesaireler olduğu için hadi dedim ben de peki oldu. Zaten bir Paris'ten Amerika'ya taşınma olayımız vardı. Hadi dedim bakalım orada okusun ne olacak. İyi oldu galiba, çok başarılı oldu. Master'ını yaptı, mezuniyetine gittim. Şimdi doktora yapıyor, eli kulağındadır. Hangi konuda? Criminal Justice. Çok popülermiş, çok evet. Popülermiş. Onun doktorasını yapıyor. Bir şirketi var, çalışıyor, ediyor. Bu arada da burada hiçbir şey yok anne, gelsene diyor. Aa. Burada hiçbir şey olmamış olur. Bu pandemiyle ilgili değil mi? Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın her yeri şu anda kritik vaziyette. İnşallah toparlanırız. İnşallah. Şimdi evlilik nedeniyle çocuk dünyaya geldi filan, Paris'tesin. Ama orada bir özlem duydun mu buradaki hayatına? Türkiye. Ha. Türkiye'yi çok özledim. Değil mi? Boğaz'da balık yemek. Hayır, balık yemekten çok mesleğini yapamıyor olmak. Hayır. Sahneleri özledin mi? Hayır. Ben bulunduğum ortamı çok iyi ayak uyduran birisi. Yani bir yastıkta... kocamak. Lafı. Evet. Kocamak prensibiyle hareket ederim. Çocuğum olmuş. İşte spor yaptım. Bundan sonraki hayatım bu mu diye bu bakıyordun. Dedim. Bu dedim. Ama eşim çok şeydi. Mesleğini yapmak istediğin zaman yapabilirsin. Orada hatta bir plak yapmam bile söz konusuydu. Fakat işte hamilelik ve doğum olduğu için
Erkan Bey'in de tabii katkılarıyla yapamamıştım. Dedi ki çocuğun 5 yaşına da geldikten sonra istersen mesleğini yapmaya başlayabilirsin. Harika. Gerçekten müthiş. Ve sen gidip gelmeye başladın. Aynen öyle oldu. İkinci plak çıktı bu arada. Evet. O ara bayağı bir dizi film furyası başlamıştı değil mi? Evet. Ama önce senin şarkı söylerken de görsün seyircilerim istiyorum. İzin verirsen bir görüntümüz var. Çok mutlu olurum. Çok güzel, çok tatlı. Ben bu şarkıyı Seoul Müzik Festivali'ne katıldığım zaman televizyon programı için her ülkenin kendisine evet. ait bir şarkısında televizyon programında yarışmadan bir gün evveldi galiba sunuyorlar yarışmacıları. Bu şarkıyı da orada söylemiştim. Tabii ki İstanbul adı geçiyor, manzaraları geçiyor filan. Onun için biraz da seçti. Gayet ama tabii. Çok şeker. Çok sonra güzel, burada da TRT hakikaten. İçin bir programda okumuştum. İyi ki yapmışsın. Az önce söyledim ya diziler o yılda. Mahallenin Muhtarları, ya Komşular, başka Palavra Aşklar. Evet. Güzel yani dizilerde de. Güzeldi. Aslında bir yandan Paris'te yaşamak zorundasın ama... Mesleğini yapabilirsin izni çıktığı için gidip geliyorsun. Aslında zor bir şey. İki memleket arasında git biraz gel. Biraz zordu. Biraz zor ama. Hatta buraya geldiğimde oğlum boşta kalmasın diye papyona yazdırdım. Ha, beraber getiriyordun onu. Getirdim aynen. Bazı zamanlar. Getirdim ama boşta kalmaması için papyona yazdırdım. Meslekten kopmadın yani. Hayır. Ama sen okumaktan da vazgeçmedin. Değil mi? Döndün, yarım bıraktığın eğitimini tamamladın. Yani Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldun. Evet. Dedim ya benim anneciğim, beni büyüten annem... Pardon lafınızı kesmedim. Hayır. Oku adam ol. Ben okunmazsa adam olunamayacak diye bir... Yerleşmiş artık. Aynen öyle. Ve mutlaka... İşte ne var? Üniversite. Üniversiteyi bitirmem gerekiyor diye düşünmüştüm hep. Ama kesintiler oldu. Ben liseyi de ona bakarsanız dışarıdan bitirdim. Mankenlik provaları, işte o meşhur otelin havuz başında provalar yapılırken ara olduğu zaman ders çalışıyordum. Lise imtihanları. Neyse 3 senelik lise 2 senede bitirdim. Muaf derslere bile Hacettepe'den, muaf derslere bile şey yapmadım. Baştan sona bitirdim. Harikasın. Üniversitede işte okumam gerekiyordu. Okumam, imtihana girdim, kazan. Ben bütün güzel sanatlar imtihanlarına da girdim. Bayılırım dedim evet, ya mutlaka evet. Diplomam olsun. Orayı da kazandım. Çok güzel yıllarım. Ama güzel kafaya koyduğun şeyi istikrarlısın, yapıyorsun yani. O da çok önemli bir şey. Tabii yaparım. Demek ki o küçücük yaşında annene öyle bir söz vermişsin ki... O senin hayatta bir şeyin olmuş, motton olmuş. İlla okuyacaksın adam olmak için. Şimdi öğretmenlik de yaptın değil mi bir müddet? Yaptın mı? Aslında onu pek yaptım diyemeyiz. Yaptım da ama. Hı. Saint Joseph'te stajımı yaptım. Yani talebeler Güngör Bayrak bizim öğretmenimiz diye. Ya çocuklar ne kadar hatırlar bilmiyorum ama velileriyle, anneyle, babalarıyla hı. karşılaştığım zaman... Güngör Hanım biliyor musunuz? Saint Joseph'te siz öğretmen, ona staj da demiyorlar zaten. Evet. Öğretmenken benim oğlum ya da kızım. Sizin talebeniz de. Abim büyük bir şaşkınlık. Ne güzel, ne çok güzel. Çok keyifli, çok. Ama ben arkadaşlarımın çocuklarına Fransızca dersi verdim mesela. Hı hı.
Onlardan başka dersler aldım. Güzel. Ben ders vermeyi de seviyorum, almayı da seviyorum. Mesela işaret dili öğrenmeye çalışıyorum. Ya. Evet. Çok iyi yaparsın. Evet, iyi yani yaparsın. Birazcık ilerledim. Yazarlık kurslarım vardı tabii, şu ara durdu. Ben seviyorum. Ne güzel. Güzel bir meşgale. Peki o zaman yani dizi yapmaya geldin ama sahneye çıkmayı düşünmedin. Değil mi? O düşünmedim. Teklifler aldım ama düşünmedim. Yani gazino kültürü diye bir şey vardı hayatımızda. Özlemedin onu. Hayır. O sizin de muhteşem sahnelerinizin olduğu, kıyafetlerinizin olduğu o sahneler, o kalmamıştı. Düzen kalmamıştı ki. Küçük yerler, gece birden ikiden sonra başlayan işte tek solistli eğlenceye, sadece eğlenceye dönmüştü. Hani eller havaya devri başladığı için hiç aklıma da gelmedi, özlemedim de. Başka. Ama diziler devam etti, oyunculuk devam ettirdin ve çok güzel bir dizide oynadın. Gümüş'ü hatırlıyorum, Gümüş. Bayağı uzun da sürmüştü ve çok da başarılı bir diziydi. Ondan da görüntülerimiz var. Aynen. Birlikte izleyelim mi? Gümüş dedi. İnanabiliyor musun? Gümüş. Ne demek efendim? Ali Kıranbaşke sen mi bu? Benim oğlum dedesinin kölesi mi her dediğini yapacak? Sesini yükseltme Şeref. Sesimizi yükseltmeye bu hale geldik. Gümüş kötü kız mı? Pırlanta gibi kız. Canım her şeyin bir adabı, bir usulü var. Mehmet yavrum kimi getirirse ben onu kızım der, bağrıma basarım. Ama bir tanışılsın, bir görüşülsün. Canım tanışıyorlar ya. Kaç kere gördü kızı. Baban illa mutsuzluk olsun diye yapmıyor ya. Ahmet, o görüşmeyle bu bir mi? Afyon'da staj yaparken gördü. Sorsan hatırlamaz bile. Evet. Bu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ilk oynadığı galiba diziydi, evet. Değil mi? Ya Songül vardı. Ve benim çok sevgili arkadaşım Ekrem Bora. Bayağı fanları vardı bu dizinin. Zannediyorum yurt dışında da çok popüler oldu. Yani bu kadar başarılı bir diziyi sen neye bağlıyorsun? İlk oluşuna mı? Doğru bir kadroya mı? Senaryonun güçlü oluşuna mı? Zannediyorum ki hepsi bir arada. Hepsi bir arada olursa oluyor. Olunca oluyor ve sıcak geldi insan. Özellikle Orta Doğu'da da. Evet. Ben Kahire Film Festivali'ne jüri üyesi olarak gittim. Yani filmdeki özellikle baş karaktere benzeyen çok genç hanım gördüm. Belki de oralarda öyle bir yakınlık, hani kül kedisi hikayesi gibi. Evet, evet. Bir de tabii Türkiye'nin güzellikleri. Deniz. İstanbul'da. İstanbul, yalı, havuz, güzel kıyafetler, güzel konuşulan bir Türkçe. Mesela Arapçasında en iyi, Arapça yanlış bir şey söylemeyeyim, hangi ülkeninse onunla dublaj yapılmıştı. Çok değer vermişlerdi. Evet, ilk satılan, dışarıya ilk satılan dizi de Gümüş'tü. Evet, evet. Ben senin disiplinli bir insan olduğunu biliyorum. Role hazırlanırken ne kadar titizlendiğini. Aslında bir proje geldiğinde sana, sen de ilk beğenme nasıl oluyor? Yani kriterlerinle nasıl karar veriyorsun? Önce hemen senaryoyu bakarım. Önce rejisöre mi? Tabii. Önce rejisöre bakarım. Hı-hı. Neleri yapmış. Hı-hı. Çünkü onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Hı-hı. Hani bir komedi mi yapmış, bir dram mı, hem onu hem onu mu yapmış falan, ona bakarım. Tabii önce işte yönetmen kim olacak? Evet. Tamam. Tabii çok gençler var. Hepsini tanımam da mümkün değil. Hemen araştırırım Google amca sağ olsun. sonra tabii ki senaryo. Şimdi çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın. İşte tabii yaşımız da icabı. Evet. Anne rolleri geliyor. Bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisi inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen, yanlış düşünüyorsa çok seviyorum. Evet, benim adım Feridun. Bu herhalde arzu ettiğin bir filmdi değil mi? Tabii.
Değil mi? Çok. O da yönetmeninden. Çünkü daha evvelki... Çünkü yönetmen deyince hemen aklıma o geldi. Çağan Irmak Çağan. Gerçekten çok çok iyi bir yönetmen. Ve çok iyi kadro kuruyor. Oyuncularını çok iyi tutuyor. Gerçekten o filmden de görüntülerimiz var. Onu da şöyle bir bakalım. Kabul edilemez. Derhal alıyoruz çizemeye mi gidiyoruz buradan? Ama abi... Tartışmayalım Ümit. Bu evlilik kayıtlara geçmeyecek, bitmiştir. Çizem nerede? Çizem? Çizem! Çizem! Kızım nerede? Evet, onlar gittiler. Ben gördüm, kaçtılar onlar. Ne? Kızımı kaçırdılar. Ay, bunlar kızımı kaçırdı. Aa, kadın şimdi bize haydut yaptı. Kim kim kaçırdı be? Teyzeciğim. Herkes burada işte. Ya, hanımlar sakin olun, arıyorum ben şimdi onu. Arabayla kaçtılar, sahneye teyze gelin arabasıyla. Yahu ben Allah gördüm Allah. Önemli bir şey yok yani, gittiler, normal bir şey, gidebilirler yani. Silah falan korkup kaçtılar tabii. Korkacaklar tabii. İşkiyat sürüsünün ortasında kaldı kızım. Aa, ne diyor bu be? Doğukan beni aramış. Doğukan beni aramış bu durum. Ne? Ara. Ara kızım, ara. Pardon, ben ne yapıyorum acaba? Çalıyor mu? Açmıyor mu? Açmaz tabii. Ya açmayacak olsa niçin arasayım sana? Çok güzelmiş ya. Şimdi de galiba Yeşilçam diye bir değil mi? Dijital evet. Platformlarda evet. Gösteriliyor. Sen bunu nasıl karar verdin? Çağan Irmak başta. Bir. İkincisi evet. Galiba Yeşilçam. Aklınıza gelebilen, gelmeyen Yeşilçam'ın ya. Bütün güzellikleri... Sıkıntıları ve işte 50'ler, 70'ler. Düşün, tabii o kadar sosyal eskilere yaşam de gidiyor. Da var. Ya çok dönem mutluyum. Filmlerini ben de çok seviyorum. O dönemde bir zarafet, bir nezahat, bambaşka güzellikler varmış. Galiba bilmiyorum nostalji mi değil mi, özlüyorum ben. Ben de. Değişik bir çağdayız şimdi. Değil mi? Bambaşka güzel bir ama çağdayız. Biraz da şey... Geçtiğimiz sene ikinci eşin Bülent Özyürü'yü kaybettin. Aslında Allah rahmet eylesin. Amin. Güzel bir dostluk aşka dönüştü ve birlikte bir yuva kurdunuz. Geriye dönüp baktığında onunla ilgili neler anımsıyorsun? Senin hayatının nasıl bir dönemiydi? Gerçekten bir dostluğumuz vardı. Ailecek tanışıyorduk. O eşi vefat etti. Benim eşim vefat etti. Tanıştığımız için zaten böyle bir yakınlaşma oldu. Yani uzaktan bir insan olsa asla düşüneceğim bir şey değildi. Çok ne diyeyim, iyi bir insandı diyebilirim. İyi bir insandı, yardımsever bir insandı. Biraz inatçıydı tabii. Hanımların sözünü pek dinlemiyor ya erkekler. Hani 6 ay sonra bak sen o konuda haklıydın diyordu ama çok hayırsever bir insandı. Bir kere Türkiye aşığı bir insandı. 2 okul, 1 kız yurdu yaptırdı. Çeşitli işte yardımları vardı. Ve eğitime çok önem veren bir insandı. Seni o yönüyle de cezbetmiş olmalı canım benim. Yani bakıyorum da senin hayatın gerçekten de hani derler ya roman gibi, film gibi. Sen hayatını yazmayı istedin mi, düşündün mü, yazar mısın? Bana çok yani okumayı çok seviyorsun da yazmayı da denedin mi? Deniyorum. Şöyle bir sürü notlarım var. Çünkü hep yaz. İyi olur. Değil mi? Ama ben şimdi hayatım birebir yazmak istemiyorum. Dolayısıyla böyle belki dönüm noktaları. Çünkü benim bir Kur'an kursu hayatım var. Dolayısıyla okulda din dersinden devamlı 5 almam var. Böyle bir hayat, teravih namazlarına gitmelerim var. Yasin okumalarım var. Ne güzel. Çocukluğu tabii. Ne güzel. Tanrı inancım da çok yüksektir. Yani korkarım Tanrı'dan. Hiç yanlış bir şey yapmak istemem. Yaz diyorlar ama bu bazı dönüm noktalarını yazıp şiirleri anlatmak isterim. Hani öğretmenlik duygumuz da var ya çok eskiden beri. Dolayısıyla bunun çalışması var. Çok ütopik bir roman da var aklımda. Değişik bir şey. Tabii ki bu iyi bir çalışma gerekiyor. Evet, çok okumak tabii. Gerekiyor. Ama bir Yazarlar Derneği Lyons bünyesinde... yazmak isteyenler, tabii çoğu edebiyat öğretmeni zaten, toplaşmıştık.
Tam bu pandemi de bitti. Birkaç ay daha devam etse çok iyi olacaktı. Fakat biz bu arada bir hikaye kitabı çıkardık. Bak, İçinde bir hikaye. Ya gördün mü? Demek ki yazabiliyormuşsun. Yazmalısın. Bir hikaye kitabı dün alabildim. Pandemiden dolayı gidip alamamıştım. Birisi almıştı. Dün bana buraya getireyim diye ulaştırdılar. Kabul ederseniz sizin için imzalayacağım. Çok da İlk memnun defa. Olurum. İnanın. Öyle mi? İlk bana imzalıyorsan evet. Uğurlu gelsin o zaman. Amin. Çok mis kokulu olur. Yazılar. Mis kokulu yazılar. Evet, mis kokulu kadınlar, mis kokulu ne yazılar güzel, diye. Ve çocuk hikayeleri falan da yazıyoruz. Böyle Hep yavaş beraber yavaş. Mi yazıyoruz? Hayır, beraber yazmıyoruz. Herkes bir kendi tane hikayesini yazıyor. Veya güzel. İki tane yazıyor. İçinden seçilip buraya konmaya layık olanlar konuyor. Ben de birkaç tane yazdım. Ne güzel. Bu da en sevdiklerimden biridir. Bunu çok memnun olurum. Bunu sizin için imzalayacağım. Evet, bekliyorum programdan sonra. Peki. Şimdi gelelim bu dizilerde genç jenerasyon oyuncularla çalışıyorsun. Ben onlara böyle bakıyorum, hayran hayran bakıyorum. Bazılarının geleceğini bile görebiliyorum. Çünkü yetenek ayrı bir şey gerçekten. Sen onlarla çalışırken neler hissediyorsun? Onları nasıl buluyorsun mesela? Ben de çok yetenekli buluyorum. Çoğu zaten okullu. Ben de okumaya ve okula çok önem veren. Ama önemli. Tabii sonra tekrar tabii önemli kamerayla tanışmak. Tamam, eğitimli okullu da deneyimli bir oyuncudan yararlanmasını biliyorlar mı? Sana soruyorlar mı? Senin anlatmanı istiyorlar mı? Seninle ilişkileri nasıl ya da senin anlarla? Ben mesela Gümüş'ten bahsedeyim. Ben soruyordum. Şurada şöyle mi yapalım? Oradan geleceksiniz hani atıyorum çarpışalım mı yoksa teğet mi geçelim diye ben soruyordum ve benim bu huyumu çok seviyorlardı. Gençlerin sorduğunu hiç rastlamadım. Bana hiç sorulmadı. Ama çok saygılılar. Onu söylemek isterim. Yani buyurun Güngör Hanım oturun işte masa. Şundan da yer misiniz? Burada işte bir su, çay size söyleyelim mi? Bu ne gösteriyor? Saygı. Mesleklerine saygıyı gösteriyor. Bir meslek büyüğüne, evet. Tecrübeye, kendilerinden çok daha uzun yıllar bu işe emek vermiş bir kişiye saygı göstermek bu demek. İyi, onu o yüzden çocukların saygılı olması çok önemli. Şimdi... Ama şımaranlar da varmış, duydum. Şimdi gençleri konuştuk ya. Diyorum ki mesela şu anda karşında 20 yaşındaki Güngör olsa ona neler söylemek istersin? 20 yaşındasın ve bugünün Güngör'ü olarak onunla konuşuyorsun ya da ona bir şeyler sesleniyorsun. Neler söylersin? Hiç düşündün mü? Düşündüm. Düşün, beraber düşünelim. Düşündüm. Galiba şey derdim. Aferin, doğru yoldasın. Hı-hı. Yalnız bu yazılar, çiziler oldu ya. Hı-hı. Hiç takdir edemediler beni yani. derdim ki üzme kendini. Hı-hı. Çünkü çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Evet. Yani bir cümleye çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Derdim ki yok sen doğru yoldasın. Çalış, bu yaptığını yap. Belki daha da çok çalış derdim. Bunlara alınma, üzülme derdim kendime. Çok sen üzüldüğüm dönemler oldu. Oldu evet ben de o yıllarda beraberdik. Demek ki çıktığın yolda, verdiğin kararda istikrarlı ol, yolunu yürü. Yani yolunu yürürken çok da fazla sağdan soldan etkilenme. Tabii ki eleştiri olacak bizim mesleğimizde ama kendine güven. Cesur ol, güzel şeyler söyledin aslında. Aynen öyle, oku, çalış, güven, sağlıklı. Türk çalış, güven. Aynen öyle. Güngör'cüğüm, dilerim mutlu, huzurlu bir ömrün olur. Ben seni çok seven bir dostun olarak sana gerçekten güzel şeyler temenni ediyorum. Mesleğin devam edecek sonsuza kadar sağlığın olduğu müddetçe. Bazı sorular daha sormak istiyorum. Zamanım artık bitmek üzere ama hızlı. En çok neyin hayalini kuruyorsun diye sorsam.
Hiçbir şey. Hayal kurmuyorsun. Hayır hiç. Ben balık burcuymuşum da hayal kurarmışım. Bir kat yani. Doğru, realist. Daha doğru. Realist. Daha anı yaşıyorsun. Ayağın yere sağlanmış. Evet, yani şu olsa güzel olacak herhalde. Şöyle yapsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Onu yapabilirsin. Ama bu hayal değil. Hayal değil. Kurma. Peki az önce filmlerden söz ederken sanki böyle pişmanlık duyuyorsun gibi geldi bana. Şunu da oynasaydım, bunda çok az bir rolüm kaldı şeyden sonra, montajdan sonra. Bir tek şey o zaman, hayat sana ne öğretti? En önemli şey tabii, bir ya da birkaç. Zannediyorum. Nereden vurulursanız vurulun, işte bilmiyorsunuz çünkü, bir de hele aklınız dermiyor ne yapmam gerekiyor diye. Biraz büyüklerin sözünü dinlemek lazım. Hı hı. Akıllı olanların. Evet. Okumak lazım. Gerçekten eğitim, hem okumak, bir şeyleri okumak hem eğitim anlamında okumak lazım. Karar verdiğiniz yolda da çalışmanız lazım. Şarkıcı mı olacaksınız? Şu an dersi notada öğreneceksiniz. Bazıları aa dese bile o sizin doğru yolunuzdur. Fakat böyle bağlayayım isterseniz, bu benim çok hoşuma giden bir laftır. İnsanlar dünyada diyelim plan yaparlarmış. Hı hı. Tanrı da yukarıdan güler. Ya ben de çok seviyorum bu lafı. Çünkü çok doğru. Güngör'cüğüm çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu benim için. İyi ki geldin. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerim, bir programımızın daha sonuna geldik. Hayatta bazen sona geldiğimizi, artık yapacak hiçbir şeyimizin olmadığını düşünüp çaresiz hissederiz kendimizi. Ama en aydınlık anlar zifiri karanlıktan sonra gelmez mi? Gökyüzünü kara bulutlar kaplasa da sen güneşin parlayacağından umudunu kesme. Bu dünyada ölümden başka hemen her şeyin çaresi vardır. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmemeniz dileğiyle. Haftaya film gibi hayatlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.